Ben birlikteyiz. Şampiyon kim olur sorusunu yöneltmiştik sizlere. Anketimiz devam ediyor. Mesajlar geliyor. Volkan Demir, sen Beşiktaş şanslı demiştin. Ben de futbolda her şey olabilir dedim ya, o biraz yanlış anlaşılmış. Tabii çok. Kendi kendimi ifşa edeyim. Çok mesaj geldi. Kartal Murat diyor ki Volkan Demir doğruları konuşuyor. Sizin niye zorunuza gidiyor? Beşiktaş'ın başarılı oluşu. Beşiktaş taraftarı kardeşim Yasin kızmış. Altınbaş da mesaj atmış. O da mı kızmış? Tabii. O da mı bana kızmış? Dedi ki bu saatten sonra şampiyonluk giderse bana otobüs çarpar dedi. Otobüs Allah çarpmış olsun. Gibi olurum dedi yani. Ya ama şunu söyleyeyim tabii. Niye rahatsız etsin? Beşiktaş bu sene hak ederek şampiyonu. %100. Taraftarı rahatsız etmez. Ben bunu 5 hafta önce 6 hafta önce de söyledim. Hangisi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş hangisi şampiyon olursa olsun bence hak ederek şampiyon olmuştur. Ve alkışlamak gerekir, tebrik etmek gerekir. Çünkü bizim kültürümüzde genel itibariyle şöyle bir sıkıntı var. Ben olmadıysam diğerine çamur atayım, diğerinin keyfini kaçırayım, eğlencesini kaçırayım. Ben böyle bir şey sevmiyorum. Beşiktaş'ta bu sezon kısıtlı kadrosuyla Galatasaray ve Fenerbahçe oranla, özellikle Fenerbahçe oranla. Dar kadro diyelim. Yani dar kadroyla aynen öyle. Çok büyük bir iş başarmıştır. Az önce söyledik, şampiyonluk puan ortalamasında üzerinde. Şey tweet'i vardı ya, okumuşsunuzdur siz de. Galatasaray ve Fenerbahçe özel uçakla Mesut ve Falcao'yu getirirken Beşiktaş motosikletle Gezal'ın bonservisini yetiştirdi. Doğru. Mesut ve Muhammed. Muhammed'i. Falcao bir önceki sezon gelmiş. Ama ben Volkan şunu vurgulamak istiyorum. Işte, ben oradan bağladım. Cüneyt abi ilk 11'leri kıyaslarsak çok fark olmadığını düşünüyorum. Beşiktaş'ın ilk 11'i gayet iyi. Beşiktaş'ın sıkıntısı... Ama tuttu transferleri de fark yok. Hayır. Galatasaray'ın kulübesinde Falcao'lar, Emre Akbabalar, Feghouli'ler varken Beşiktaş'ın kulübesinde maksimum Dorukhan var. Yani 11'de de sıkıntı var ama. Bence ilk 11 kötü. Ergin Aslan'ın kulakları çınlasın. Beşiktaş tüzüğünde yazar diyor. 65. dakikada Necip oyuna girer. Kim olursa olsun diyor. Evet. Ya 7-0'lık maçta girdi Necip davetiyesi mi var? Sürekli Necip Uysal giriyor oyuna. Yani kötü oyuncu olduğu için söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Tabii, tabii. Ama sezon başı planlamalarında herhalde kimse o Beşiktaş'ın kadrosunda Necip Uysal var. Şampiyonluğu etkileyecek bir oyuncu falan demiyordur herhalde. Ama bunu açık ve net söyleyelim. Sergen Hoca, Necip dahil olmak üzere birçok oyuncudan maksimum verimi, hatta belki de beklenenden çok daha fazla verimi alarak büyük bir işe imza attı. Burada yönetimin de futbol tabii takımına ki bakış açısının doğru olduğunu, futbolcuları hedefe kilitlediğini yaptığı hamlelerle birçok perde arkasında bunlar şampiyonluk öykülerinde yazılacaktır diye düşünüyorum. Perde arkasında birçok detay var. İşte prim belirlenmesi vesaire, birçok yönetimin de attığı çok doğru adımlar var. Sergen Hoca'nın oyunculara yaklaşımı ve tabii doğal olarak bir yıldız oyuncuydu ve yıldız yönetimi konusunda da şu ana kadar diyelim başarılı bir teknik adam oldu. Bir Abu Bakar'la bir problem yaşamıştı ama sonrasında Abu Bakar deyim yani yerine sezonun, geri vites yaptı. Sezonun geneline yayarsan çok büyük bir problemden bahsedemez. Abu Bakar'la da çok büyük bir problemden bahsedemez. Aynen öyle. Bu da teknik adam başarısıdır. Öyle ya da böyle Abu Bakar dediğin adam 1,5 yıl önce 40 milyon eurolardan bahsedilen bir adamdı. Tabii. Sergen Hoca tabii onu bile dizginleyebiliyorsa, onu bile bir hedefe yönlendirebiliyorsa. Ben takım açıklayayım. Beşiktaş alması Sivasspor'a geliyordu Abu Bakar. Yani seviyesi ya da cazibesi diyelim iyice yitirmiş bir oyuncudan bahsediyoruz ama. Siz yanlış anlaşılması da hani Sivasspor şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmadığı için bunu söylüyorum. Sivasspor bir de çok mütevazı yani. Gradel bu sezon başında birkaç transfer yaptı ama yani Rıza Çalınma'yı zaten o başarısını değerli kılan yani Alanya Spor'un bakarsak hani Anadolu'da birçok takım sayarız Sivasspor'dan kadro kalitesi, Antalya Spor. Birçok takımın önünde olabilir. Beşiktaş'ın ki başlı başına bir başarı hikayesi. Buradan Fenerbahçe ve Galatasaray da bence ders almalı. Aç oyunculara yöneldiler. Bunu hem maddi olarak yorumlayabiliriz hem yani şimdi kariyer olarak da. Gezal'la Abubakar'ın ben de biliyorum kariyerleri var işte. Porto gördüler, Lyon gördü ama bu oyuncular 2 senedir futbola hasret kaldılar. Yani tabii, ya tabii. Da şöyle hani Galatasaray'ı takip ettiğim için soruyorum. Galatasaray'ın bu sezon en iyi oyuncuları kimler desem? Taylan, Marka, Emre Kılınç bence biri. Bu oyuncular çok para kazandılar mı? Doymuş oyuncular mesela. Bir de Falcao'ya, Babel'e, Feghouli'ye bak. Tabii. Yani biraz o anlamda da kadro mühendisliğinde Beşiktaş bence çok doğru hamleler yaptı. İşte Gezal'ı, Abubakar'ı, Josef yine keza 1-2 senedir Suudi Arabistan düzenli oynama şansı bulamamıştı. Ve nihayetinde Sergen Hoca'nın herkesin de harcı değil Volkan, kalede Ersin. Sol bekte. Bu arada onu söyleyecektim. Ensakala Rıdvan'la başlıyor. Yani ben Galatasaray'a tabii bakıyorum. Galatasaray bir sezonda 4 sağ bek. Omar gitti, Yetlin geldi. Şener Lines'i devam etmedi mesela.
Senin rakibin bakıyorsun. Ensa kalır Rıdvan'la sezon bitiriyor. Bir de maaş dengesi var Beşiktaş'ta. En önemli unsurlardan tabii birisi o. Yani şimdi Sergen Hoca'nın dokunuşu var. Ama Beşiktaş yönetiminin de bir dik duruşu var. Hem de kime karşı? Kendi taraftarına karşı. Ya bu transfer çılgınlığını biliyorsun işte. Her takım yaşıyor. Bir futbolcu ismi ortaya atılıyor. Sanki bütün taraftarlar Balotelli 13 yaşından beri o futbolcuyu izliyormuş gibi sahip çıkıyorlar. En yakın örneği Balotelli, yine bilinen bir isim de. Mesela Modest Galatasaray'ın gündemine geldi. Allah'ım Modest aşağı, Modest yukarı. Sanki başka dünya üzerinde futbolcu kalmamış gibi yönetimi baskı altına alıyorlardı. Beşiktaş'ta da son olarak Hulk konusunda da bayağı baskı vardı mesela. Bütçeye uymuyor denildi. Alınmadı. Yani orada bir maaş dengesini de yönetim içeride tutturdu. Bir de şeyi de görmedik. Abubakar'ın yerine gelecek oyuncu Kalinic. İşte o da mali Kalinic, sebeplerle oldu. Mandzukic konusu yine. Mandzukic'te de geri adım atmadılar. Orada yani baskıya, ya biz üzerimizden topu atalım, parası neyse biraz daha da borçlanalım, alalım diyebilirdi yönetim. Orada dik bir duruş sergiledi. Çünkü şunu Beşiktaş yönetimi çok iyi biliyor. Yani bugün göreve gelme sebepleri de o. Yani ben bugün alayım, nasıl olsa sportif başarı gelir, oradan gelecek parayla ben bu kulübü döndürürüm. Olmuyor. Yani, günü kurtarmak günü kurtarma değil yani. Olmuyor. Bence o anlamda başarılı iş yaptılar. Tam detayını bilmiyorum ama basına en azından yansımadığı için ona istinaden söylüyorum. Biz bu sene bu kadar ekonomik kriz olan, işte yardım geceleri düzenlenen Beşiktaş'ta futbolcuların maaşı ödenemiyor, ödenemediği için mutsuzlar, kriz çıktı gibi haberleri de görmedik. Demek ki iki ay geriden de olsa, bunu bilmiyorum, rakam yani süre vermem doğru değil ama en azından yaşanılanlar ortada olduğu için maaşlar demek ki bir şekilde maaşlar geriden gelse de yine bir şekilde ödeniyor veya futbolcular ikna ediliyor demek ki. Çünkü önceki yönetimde şunlar da yaşandı yani. Bazı futbolcular şunu dedi, bana işte iki hafta sonra yatılacak maaşım deniliyor ama ortada sonra iki hafta sonra ben kimseyi göremiyorum, bana cevap bile verilmiyor. İşte Pepe'nin ayrılış süreci, birçok futbolcuda bunlar yaşandı. Bu sezon bence bu da çok değerliydi. Şeyi hatırlarsınız. Negredo'nun gidişte sıkıntılıydı mesela, tabii. Hatırlıyorum. 4.3 milyon euro. Burak da o yüzden ya gitti. Şeyi hatırlarsınız, Şenol Hoca Beşiktaş'tayken hoca şeyi dedi basın toplantısında. Ya bana transfer yapmasınlar, içerideki futbolcumun parasını ödesinler tabii. Yani. Ben istemiyorum Güney buradaki. Güney Kore örneğini verdi hatta ben evet. Kore'deyken. Yani bu dengeleri de yönetim de üstüne düşeni bence iyi yaptı. Sergen Hoca'yı zaten anlatmaya gerek yok. Muazzam bir iş. Son açıklaması işte Hatay maçı ile ilgili açıklamasından oyuncu performanslarına yaptığı dokunuşa kadar. Yani Wellington bile kendini toparladı son dönemde ki hala her maçta penaltı yaptırabilme potansiyeline sahip. Yani bana kalırsa yine Beşiktaş seviyesinin, en azından son dönemde izlediğimiz stoperlerin seviyesinin daha altında. Ama Wellington stoper, yani Mehmet dedi ya 11 iyi diye. Aslında şu an Fenerbahçeli ve Galatasaraylılara desek ki Wellington'la Ensa Kalay'ı sizin 11'e koyalım mı desek bugün herkes belki koymaz. Karşı çıkar yani. Yani kimse kabul etmez. Caner veya, işte, Caner veya Novoan yerine koymazsın Fenerbahçe'ye. Yani Ensa Kalay'ı koymazsın. Wellington'u yine çoğu kişi, yani bugün boşta serbest olsa Fenerbahçe Galatasaray gidip Wellington Ensa Kalay'ı alır mı? Yok. Bonservis vermeyeyim diye. Almaz. Ama bu niye? İşte orada da Sergen Hoca'nın başarısı. Dedi ki hücum oyuncunun dedi yeteneğiyle alakalıdır. Savunma işi bizde dedi. Biz onu organizasyonla bir şekilde çözeceğiz dedi. Dediğini de yaptı. Çözdüler. Hücumda da yine hatta ona, yine. Ona Souza'yı da ekle. Tabii. 3 takıma da önerildi. Beşiktaş aldı. Tabi o da maliyetli. Hatta Souza, gelmeden önce Souza için ne dermiş? İşte Arap Yarımadası'nda idman sayısı az oluyor. Hafif idmanlar yapılıyor. Lige uyum sağlayamaz. Ama Souza'nın kalitesini yine biliyorsun. Cüneyt abi bir istisna ama. Şimdi Mamadou Niang olmadı. Geri Rodriguez. Musa Sow olmadı. Geri Rodriguez olmadı. Nigel De Jong hatırlıyorum. Amerika'dan geldi. 2-3 sene önce Hollanda ile final oynamış oyuncudan bahsediyoruz. Evet. Hani. Josef'inki başka bir hikaye bence. Josef müthiş performans gösterdi. Büyük katkı sağladım. Peki şimdi ilk üç sırayı şekillendirelim. Beşiktaş için %97 oranda artış var mı? 98. 98. Var mı artıran Koray? %1-1 bir Galatasaray'la Fener. Koray 1-1. Sen Beşiktaş'ı daha yakından takip ediyorsun hepimizden çok. Sezon başında bunu düşünüyor muydun? Ve şu anki kesinlikle, oranın ne? Kesinlikle düşünmüyordum. Kesinlikle düşünmüyordum. Çünkü ilk on, yani Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın kadrosuna bakınca Beşiktaş'ın bu sebeplerden dolayı. Yani Josef benim kafamda yine tabii ne yapar ne eder bir soru işareti var ama Josef'in nasıl bir futbolcu olduğunu çok iyi biliyoruz. Yani oraya Arabistan'a gitmiş olabilir. Bağırsak iltihabı problemi yaşamıştı yanlış hatırlamıyorsam. Çok uzun süre oynamadı. Hatta Josef galiba orada para sıkıntısı da olmuş gerçi ama ülkesine dahi gitti. Yani birkaç ayda ülkesinde kalıp bir daha geri döndü. Yani tamamen futbol hayatımı bitiyor diye haberler vardı. Bir de Mehmet Topal olmadan hani verimli olur mu diye de düşünülüyordu. Evet, Fenerbahçe'deki partileri. Josef zaten hayır, kalitesi yaptım da. Hayır, yan yana oynuyorlardı Fenerbahçe'de. Tabii, tabii. Bu arada Josef de Souza'nın serbest kaldığını tweet attım ben. Hiç unutmuyorum.
İşte transferin son günleriydi böyle. Lig başlamıştı yani. Hatta stattaydım. Fenerbahçe stadındaydım. Ya bana Arapça DM'ler yağmaya başladı. Bir anda bütün herkes gerçekten serbest mi kaldı vesaire, tabii Google Translate'ten çeviriyorum, Arapça bilmiyorum arkadaşlar. Ben de bir an böyle baktım. Gerçekten serbest mi kaldı? Burada bir sürü kişi sizin haberiniz üzerinden haber yapıyor. Bir açıklama yapın vesaire vesaire. En son Josef De Souza'nın menajeri de bir açıklama yapmıştı da ben kurtulmuştum oradan. Demek istediğim şu. Aslında Josef söylediğiniz gibi önemli bir oyuncu. Gerçekten Fenerbahçe döneminde hatta Brezilya milli takımının geniş havuzunda olan bir oyuncuydu. Ama o Arap Yarımadası olayı gerçekten, ya ben Mamadou Niang'ın ayrılığından sonra bir ay sonra Aykut Hoca'yı aradığını biliyorum. Ya beni geri alma imkanınız var mı diye. Çünkü orada gerçekten motivasyon kaybını oluyor. Neden? Burada geliyorsun Kadıköy'de ya da işte Vodafone Park'ta ya da Türk Telekom stadında 50 bin kişiye oynuyorsun. Attığın golde binlerce insan çığlık çığlığa oluyor vesaire. Oraya gidiyoruz diyor. Stat 80 bin kişilik diyor. Niang'ın ağzından anlatıyorum bunları. 80 bin kişilik 100 kişiye oynuyoruz diyor. Hava sıcak. Antrenman yok. Haftada bir ya da iki tane antrenman. Yani gerçekten doğru. Futboldan soyutlanıyor adam orada. İyi futbolcu olsa da soyutlanıyor. Soğuzan'ın geri dönüşü de bu anlamda şampiyonluk yolunda çok yazılacak hikayelerden bir tanesi. Tabii en önemlisi bence Gezal. Yani hem evet. Yani Leicester'da İslam Slimani ve Gezal biliyorsun. Gözden çıkarılan iki tane Kuzey Afrikalı oyuncu. Hiç antrenmana bile çıkmıyor. Yani son günlerde nereye gideceğim diye bekliyor. Bir anda Beşiktaş'a geldi. Türkiye'de adam müthiş bir bambaşka bir hikaye yazdı. Yani. Peki asıl soru ilk üç nasıl şekillenir? Hani birincilik konusunda...